Arkadaşlarımızın sırtındaki beyanname, ceza ve iş yükünü azaltan çözümler üretiriz. Meslek mensubunun bir tanesinin hak ve hukukunun çiğnenmesini, tüm meslek mensuplarının hak ve hukukunun çiğnendiği şekilde yorumlar ve karşı dururuz. Meslektaşına sadece hayattayken değil, vefat ettikten sonra da değer verir. Vefat eden meslek mensuplarının eş ve çocuklarını kendi başlarına bırakmayız. Onların sosyal statü ve yaşam standartlarını koruması yolunda hukuki çalışmalar yaparız, yaptık. 23 yıldır kimsenin başaramadığı yardımlaşma sandığını kurmayı boynunun borcu bilir Akademik Mahşerler Platformu. Yine 23 yıldır kimsenin başaramadığı lokal, konuk evi, sosyal tesis sayan bir tatil köyü şeklinde büyüterek yapmayı hedefine götürüp kendine lütuf olarak görür. Oda gelirinin her kuruşunun hesabını verir. Mali topluluğu tablolarının dipnotlarıyla üyelerine duyurur. İncelenmek üzere de defter ve belgelerini her zaman meslek mensubunun incelemesine açık tutar. Meslek mensuplarının yaşam standartının Avrupa ve Amerika'daki meslek mensuplarının seviyesine ulaşması için, hatta geçmesi için Atatürk'ün dediği gibi çalışır. Aslında biz kimiz biliyor musunuz? Biz siziz. Sizden farkımız yok bizim. Sevgili meslek mensupları, eğer biz yukarıda belirttiğimiz sorunları çözemiyorsak, meslek mensubunun huzuru yoksa, huzur hakkına da göz dikmişsek, kuş tüyü yataklarda yapmamız mümkün olabilir mi bizim? Sevgili meslektaşlarım, evine ekmek götüremiyorsa, bebeğine mama alamıyorsa, gittiğimiz yerlerde çok rastladık, inanın ağladık, bizlerin İskender kebapla döner yememiz mümkün olabilir. Bayan meslek mensuplarım, iş yoğunluğu ve stresten aile düzenini koruma telaşını düşmüşse, çocuklarını eve gittiğinde ancak uyurken görebiliyorsa, bizim aile saadeti yaşamamız doğru olur. Mesleğe yeni giren genç meslektaşım, ruhsatımı nasıl alayım, 5.000 liraya yakın bir bedeli nereden bulayım, hadi buldum, büromu tefriş edecek parayı nereden bulayım, hadi buldum, müşteriyi nereden bulayım diyorsa, yaşı ilerlemiş meslek mensubu ağabeylerin mesleğin icrasında sıkıntı yaşıyorsa, intihar dahi edebiliyorsa, lüks otomobillere binmemiz mümkün olabilir. 647 tane SM ünvanlı abilerim, sınav dayatmasıyla karşı karşıyayken 5786 sayılı yasanın 20. maddesiyle 3568 sayılı yasaya geçici 11. madde olarak eklenen, bu eziyet altında ezim ezim ezilirken, sınav eziyeti, yaşları çünkü 55'in üzerinde abilerimiz bunlar, benim oda başkanıyım diye dolaşmak mümkün olabilir mi? Serbest çalışmayan bir işverende hizmet hakkıyla çalışan meslek mensuplarım, kendi ellerimizle bağımlı edilirken, iş güvenceleri ve layık oldukları asgari ücrete sahip olmadan amele ücretine talip ettirilirken, benim hanım havamım var diye dolaşmam ne kadar doğrudur? Mali tatil adı altında kandırılırken, gerçek manada mali tatile meslek mensuplarını kavuşturamamışken, bu bizim zamanımızda oldu dememiz mümkün olabilir. Sevgili meslek mensupları, az önce ben söyledim, 3568 sayılı yasanın 29'a G bendi bizim en büyük yaramız. O dururken bir sırça köşklerde oturmamız mümkün olabilir mi? Engelli meslek mensuplarımızla alakalı engelleri ortadan kaldıran, insanca çalışmalara imza atmadan engelsizce dolaşmamız mümkün olabilir mi? Vefat eden meslek mensuplarının yavrularını, yetimlerini, eşlerini koruyup kollamadan, geleceklerini teminat altına almadan işimize sarılmamız, çocuğumuzun başını okşamamız mümkün olabilir mi? Sevgili meslektaşlarım, herkesin özellikle bilmesini isterim ki, zalimlerin yanında değil, mazlum Hüseyin'in yanındayız. Milli şairimizin dediği gibi, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zararlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altında alem. Yumuşak başlıysan kim bir uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördün mü, yanar tacı yerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim, adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Sevgili meslektaşlarım,
Konuşmam biraz uzun oldu ama ben diğer adayımızın mazur göreceğini düşünüyorum. İlk defa aday oluyorum ve sizleri sıkmadığımı da düşünüyorum. Bakın bu sene ilk defa bir ekip bu şekilde bir proje, akademik müşavirler platformu projeleri kitapçığı oluşturdu. Hepsini açıklamadık. Fakat 4 adet projemizi yasal altyapısıyla çalıştık ve buraya geçirdik. Birinci projemiz tahsilat probleminin çözümü projesi. Hepimizin bildiği gibi 1997 yılında yayınlanmış olan 4 nolu bir tebliğ var. Bu tebliğ meslek mensubunun beyanname imzalama zorunluluğunu sınırlarını belirleyen bir tebliğ. Diyor ki serbest meslek erbabı 130 bin liranın altında eğer bir yıl içerisinde gelir elde ediyor ise beyanname imzalatma zorunluluğu yok. Ticari kazanç elde ediyorsa 186 binin altında, zirai kazanç elde ediyorsa 94 bin liranın altında ise beyanname imzalatma zorunluluğu yok. Şimdi bu tebliğin kime ne faydası var? Birincisi korsanı körükler bu tebliğ. Ya bizim yanımızdaki çalışanımız bunu bilir ve beyanname imzalatma zorunluluğu olmadığı için bunu kullanır ya da meslek mensubu makbuz kesmeden bunu yapar. Ve hatta ya da dışarıdan birisi bunu bildiği için. Çünkü hiç gördük mü bir avukatın veya bir doktorun defterini tuttuğunu, beyannamesini verdiğini. Peki bunlar nerede? Bu tebliğ öncelikle kaldırılması gerekiyor. Çok da kolay. Geçen Altınoğlu bir tebliğ ile biliyorsunuz bir kısmını kaldırdılar. Bu kalkacaktı biz üzerine gidersek. Peki daha sonra ne yapacağız? 5.000-2008 yılında yürürlüğe giren 379 nolu bir tebliğ vardı. Bu tebliğ de ne diyordu? Hekimler, diş hekimleri ve veterinerler tahsilatlarını POS cihazıyla yapmak zorundadırlar diyordu. Ve 11.000-2008'de ücretlerle ilgili bir tebliğ yayınlandı. Ne dedi? 10 milyon üzerindeki işçiler ücretlerini bankada yatıracaklar. Daha sonra kirayla ilgili geldi. Bunlar muhtasar kalemlere dikkatinizi çekerim. 500'ün üzerinde ise konutlarda bankadan geçecek, işte iş yerlerinin tamamı geçecek. Şimdi aslında biz bunun projesini 2000 yılında hazırladık. Sayın Masum Türkan'a da gönderdik bunu. Teşekkür etti, ömrü yetmedi ve bunu uygulayamadı. Daha sonra diğer bakanlara da gönderdik. Burak Kıtan'a da gönderdik sayın. Ve daha sonraki bakanlarımıza gönderdik. Sayın Burak Kıtan da beğendi. Ve daha sonraki bakanımızın müsteşarıyla görüşmemizin içerisinde bu 379 nolu tebliğ içerisinde aslında bizler de girebilirdik. Fakat olmadı. İnşallah önümüzde bir çalışma var. İşçi sayısı bir dahi olsa bankadan geçecek, kiraların tamamı bankadan geçecek. İşte bu tebliğ içerisine girdiğimizde ve katma değer vergisi beyannamesinin 46. satırına serbest meslek kazancı KDV'si satırı eklendiğinde 45. satırda 108 var biliyorsunuz. 108 nolu hesabı biz beyannameyi gönderirken karşılaştırıyoruz. Eğer tutmuyorsa ne oluyor? Hayır, gönderemezsin diyor sistem. İşte serbest meslek kazancımızla ilgili ödeme de eğer yatırılmamışsa katma değer vergisi beyannamesini gönderemeyeceğiz. Sistem dur diyecek. Akabinde muhtasar beyanname. 011-041-022 girdik. Kontrolünü yaptı VEDOP sistemi ve yatırılmamış. Sistem yatırmamış, sistemde yok. Mükellefimizi arayacağız, diyeceğiz ki bak yatırmamışsın benim ücretimi sen. Eğer bilanço esasına göre defter tutuyorsa 1200-1200-2400 ceza yiyecek bu adam. Ne yapacak? Derhal yatırayım diyecek. Ve koşacak, bir şekilde yatıracak. Bir dahaki sefer de en dipte olan bizim ödememiz ilk sıraya çıkacak. Peki bunun sonu nereye gider dersiniz? Kaynağında kesintiye girer. Yani bu kalemlerden artık muhtasar beyanname vermezsiniz. Sadece bir tebliğ ile çözüme kavuşturulacak bir sorun maalesef ki bu meslek mensubunun sorunu haline geldi şeklinde düşünülüyor. Hayır, meslek mensubunun sorunu değil. Meslek mensubunun sorunu değil arkadaşlar. Bir diğer heyecanlandıran proje ise adil gelir dağılım projesi. Bursa'da 2011 sonu itibariyle 150.822 adet gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefi var. 2012'yi alamadım açıklanmadı. %4 artış bekleniyor. Genelde istatistikler %4 ile %6 arasında bir artış öngörüyor.
%4 artışla 157 bin gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefi olur. Peki bizim meslek mensubu sayımız ne? 4019 seçime giren. Bunun 1931'i bir hizmet hakkıyla çalışan meslek mensubumuz. 2088'i ise serbest olarak gözüküyor. Fakat yaklaşık 1500 kişi, hemen hemen 1500 kişi bir saati bu işi fiilen yapıyor. Kaba bir hesapla 150 bin bölü 1500 ne yapar arkadaşlar? Bilen var mı? 100 mükellef yapar. Şimdi diyeceksiniz ki olur mu öyle şey? Yani herkes 100 mükellef mi olacak herkesin yeni başlayanında? Yıllarını vermiş üstadlarımızın da. Evet, öyle olacak. Nasıl olacak? 4708 sayılı yasada örneği var. Yapı denetim firmaları kanununda. 2008 yılında çıkan yönetmenin 11. maddesinde diyor ki yapı denetim firmaları bir yıl içerisinde 360 bin metrekarenin üzerinde iş alamaz. Yardımcı mühendisler, inşaat ve elektrik mühendisleri de 120 bin metrekare üzerinde iş alamaz diyor. E bunlar yapmışlar, herkes mutlu. O halde biz de yapabiliriz. Düşünsenize, 100 mükellefiniz var, üstadsınız, yıllarınızı vermişsiniz, AŞ limite şirketler tutacaksınız, 40-50-100 milyar geliriniz olacak sizin. E bir tarafta da yeni açmış meslek mensubunuz işletme defteri tutacak, hadi 100 liradan tutsun, 10 bin lira gelirle başlayacak. Daha sonra doğal seleksiyon yoluyla bu zaten birbirini değiştirecek. Diyeceksiniz ki diğer bir soru ise bana yöneltilen, peki meslektaşlar artıyor, ne olacak bir dahaki yıl? Arkadaşlar meslek mensubunun artış oranı mükellef artış oranından düşük. Ve uyguladığınız matrah da fazla. Ali Bey, efendim? Sakın sıkıldığımızı zannetme. Estağfurullah. Yani ben gerçekten öyle bir şey yok ama... Heyecanlanmıyorsanız yani, hemen kapatıyorum. Heyecanlanmaz olur mu? Bitirdiği zaman öpeceğim seni bir defa. O yüzde yüzde. O yüzde yüz, onda şey yoktur ama sakın sıkıldığınızı... O zaman bir şey rica edeyim. Arkadaşlarım şu an şu kitapları, bu ortak arkadaşlar hepimizin. Kim gelirse gelsin. Şunu alsın, üzerinde revize edebilir. Biz de katkımızı sunarız. Ama şu sorunuzu çözelim. İnsanlar ağlıyor, egzama oldu. Bir bayan arkadaşım elini uzatmıyor bana. Ne oldu dedim. Elimde egzama çıktı Ali Bey dedi. E çaresi her şeye, her yere gittim. Birçok doktora gittim. Ne oldu? En son dedi ki stresten mesleğini geçti. Arkadaşlar gerçekten sıkıntılarımız büyük. Hepinizi seviyorum. Ben eğer müsaade ederse divan başkanım her arkadaşıma birer kitapçık dağıtmak istiyorum. Bu bizim malımız arkadaşlar. Ben seçileyim seçilmeyeyim hiç önemli değil. Bana odada bir masa sandalye versinler arkadaşlarımla beraber. Biz oturur çalışır üretiriz. Bizim koltuk derdimiz yok. İsteyen yine yönetsin odaları. Ben de öyle düşünüyorum başkanım. Ben de öyle düşünüyorum. Ama biz diyoruz ki üzerimize düşeni yaptık. Gece bitti, uyandınız. Artık sıra sizde. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz sevgili başkanım. Ağzına sağlık.